Evet, bugün konumuz Minecraft ve Minecraft'ın popülerliğini kaybetmesi. Siz hala Minecraft popüler bir oyun diyor olabilirsiniz ama hayır, Minecraft gerçekten popülerliğini büyük oranda kaybediyor. Bunun sebebi gelen saçma güncellemeler ve yeni kurallardan dolayı. Yani demek istediğim şey, Minecraft çok tek düze bir oyun. Yani sizin yaptığınız şey her gün girip ağaç kesip, ev yapıp, kendinizi geliştirip, bir ejderhayı öldürüp oyunu bitirmek ve sonra elitra almak, kendinizi başka şekillerde kanıtlamak gibi yollar. Ama bunların hepsini yaptıktan sonra oyuna bir daha gelirsiniz yok. Yani bir dünya size oyunun tüm her şeyini vaat ediyor. Minecraft çok yaratıcı bir oyun olsa da bu sizle alakalı ve Minecraft artık bunu istemiyor gibi. Yani oyunu sanki oyuncu kitlesi sahip değil de sanki oyun sadece Mojang'a aitmiş gibi ve oyuncu kitlesini hiç önemsemez tavırlar ve hareketler sergilemeye başladı. Örneğin şu yeni kural politikası. Birinci en önemli temel kural, temel kurallardan biri temel kurallardan biri özellikle tarafımızca kabul edilmediği sürece yaptığımız herhangi bir şeyin sizin tarafınızdan dağıtılmasıdır. Yaptığımız herhangi bir şeyin dağıtılması derken demek istediğimiz şudur. Oyunumuzun kopyasını başkasına vermek, yaptığımız herhangi bir şeyi ticari olarak kullanmak, yaptığımız her şeyden para kazanmaya çalışmak veya diğer insanlara yaptıklarımız haksız veya mantıksız bir şekilde erişimlerini sağlamak. Özellikle kabul etmediğimiz sürece bunları gerçekleştiremezsiniz. Aynen, Mojang Başkan bize ayarı çekmiş. Yani direkt oyundan para kazanmak olarak sunucular ya da oyuna mod yapan kişilerden mi bahsediyor? Bunun hakkında pek bir şey bilmiyorum çünkü Mojang açık konuşmayı gerçekten sevmiyor ve beceremiyor. Açıkçası gerçekten Minecraft'ın bu yeni politikaları falan ve oyundan bayağı bir soğuttu. Zaten çıkan 1.20 güncellemesi benim için berbat bir güncelleme. Herkes yok sınıfır eklendi, yok şu kadar zırh oyuna eklendi falan filan ama bunlar boş işler. Kimse sınıfırı bulmak için... Yani kimse sınıfırı umursamıyor. 2 tane tohum çıkardığı için oyuna eklediğiniz mobu kim umursayacak? Diğer vasat moblar gibi hiçbir işe yaramayacak. Millet 1.20 için bu kadar heyecanlanmış, end güncellemesini falan beklerken siz saçma sapan bir arkeoloji güncellemesi getiriyorsunuz. Şaka yapmıyorum, oyuna sadece tarım güncellemesi ve evcil köpek güncellemesi ekleseler, yani kurt yerine artık farklı cins köpekler ekleseler, bu şu anki 1.20'den daha güzel bir sürüm olurdu. Tabii ki ama Mojang saçma sapan artık güncellemeler çıkardığı için her şeyin oyun nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Gelelim işin şirketsel boyutuna. Biliyorsunuz ki Minecraft 2 tane oyun çıkardı ve bu oyunlardan bir tanesi Minecraft Dungeons'tı. Ve bana göre Minecraft Dungeons gayet güzel bir oyundu ve eğlenceli grafiklerle şahane hoş bir aksiyon oyunu, aksiyon rol yapma oyunu. Ben beğenmiştim ve ortalamanın biraz üstü bir oyun olarak çıktı. Minecraft'ın, yani Microsoft ve Mojang'ın isteklerini ne kadar karşıladı bilmiyorum ama bana göre güzel bir oyundu ve zaten çoğunluk oyun kitlesi de Minecraft Dungeons'ı beğeniyor. Yani o kadar beklediklerinin altında bir oyunda değil. Yani güzel, standart bir oyun olarak çıkmıştı. Ama Minecraft Legends gerçekten berbat bir çıkış yaptı. Yani Minecraft Legends hakkında umutluydum. Bence güzel bir oyun çıkarırlar diye düşünmüştüm. Çünkü Dungeons o kadar fena değildi ve bu oyunda onun devamı değil de daha iyi bir olması lazımdı. Yani her oyun şirketinde budur. Yeni oyunları bir önceki oyundan daha iyi olur. Yani genelde böyledir ama Minecraft Legends gerçekten bir hayal kırıklığıydı. Ve beklediğim için de üzüldüm ki gerçekten oynayanlar da boş beleş bir oyun olduğunu söylüyorum. Mojang'ın neden bunları yaptığını bilmiyorum. Artık Microsoft mu zorluyor? Zorla bir baskı içindeler mi yoksa artık Minecraft markasını ne kadar sömürelim, ne kadar para kazanalım, yani artık para kazanmak üstüne mi kurdular bilmiyorum. Ama Minecraft, yani bu Microsoft ya da Mojang'ın yaklaşımı mı bilmiyorum ama Minecraft'a gerçekten zarar veriyor. Çünkü yani Minecraft'ın yeni bir oyunu çıkıyor. Herkes heyecanlı. Minecraft sevilen bir oyun. Aynı şekilde yeni bir Minecraft çatısı altında bir oyun geliştiriyor ve bu çok heyecan verici değil mi? Yani bunu nasıl batırabilirsiniz? Büyük bir Minecraft Mojang ama işte bu kadar. Batırdılar. Yani genel olarak bence Microsoft Minecraft'ın artık bu Minecraft markasının Mojang'ın yaptığı bu yeni oyunları beğenmedi ve sevmedi ve pek memnun değil gibi. Çünkü çıkan iki oyunda bence Microsoft'un isteğini karşılamadı ya da Microsoft mu artık bu oyunları Mojang'ın yapmasını istiyor ya da bu yeni kararların, yeni güncellemelerin bilmiyorum. Ama büyük ihtimal öyle bir şey çünkü marka direkt Microsoft'a ait artık. Minecraft gerçekten bilmiyorum çok batmadı aslında, yine eğlenceli bir oyun. Yine biz severek oynuyoruz, yine eğleniyoruz, yine arkadaşlarla gelince baya saran bir oyun ama artık gerçekten düzelmesi lazım ve yenilikler eklenmesi lazım oyuna. Bu oyun 10 yıldan fazladır piyasada olan bir oyun ve artık unutmaya yüz tutmadan, artık diğer oyunlar gibi batmadan Mojang'ın artık acilen
şu kötü gidişatı durdurması lazım. Çünkü Minecraft gerçekten kötü bir oyun değil. Bunu değiştirebilirim hocam ama gerçekten saçma sapan güncellemeler ve bu yeni kurallar eklemeler devam ederlerse çok gidişat iyi gözükmüyor.